Merhaba Yılmaz. Biraz alışveriş yaptık. Söyle çocuklara, Esra'nın odasına taşısınlar. Tamam, hallederiz Ünal Bey. Misafirlerimiz bahçede. Merhaba Yılmaz abi. Hoş geldin Esra'cığım. Nasıl gitti Londra? Oğlundan haber almadın mı? Dün gece Luluz'daydık. Duydum, duydum. Çağırmışsınız. Ünal Bey. Hızır reisler bahçede. Biliyoruz. Bilmeseydik gelmezdik herhalde. Hızır abiler mi geldi Yılmaz abi? Evet Esra'cığım. Ben bir merhaba diyeyim. Eşyalarını odana bırak. Ondan sonra ortağın müsaitse bir uğrarsın. Tamam. Peki. Merhabalar. Merhabalar mı? Merhabalar Ünal Bey. Bu kimin nasıl cevap vereceğine bağlı Hızır. Cevap ver bakalım Alparslan. Ne cevabı vereyim? Seni niçin öldürmeyeyim? Bir cevap ver. Daha önce vermiştin. Ben de sana hak vermiştim. Söz konusu kızımdı. Ama şimdi toprağı öldürmeden önce düşünmüşsündür herhalde. Bu soruyu sana tekrar soracağımı. Düşünmedim. Ha. Eğer düşünseydim Özkan Bey'i de, hatta Yılmaz abiyi de öldürürdüm. Bence bu eylemi şahsi olarak yapmadığını ispatlamak için Yılmaz'ı da Özkan'ı da öldürmedin. Demek ki yapmam gerekeni yapmışım. Şimdi sen de yapman gerekeni yap Ünal Bey. Bana bir delil bul dedin. Ben de buldum getirdim. Bu kasetteki konuşmalarda Özkan diyor ki ben Ünal Bey'den ve Yılmaz'dan habersiz bir şey yapmadım, yapmam. Aferin Özkan'a. Benden habersiz hiçbir şey yapmasın. Ama şimdi konu belli. Benden habersiz benim masamda adam öldürmek ne demek? Özer Bey de, Yılmaz abi de şahittir ki toprak size hakaret ettiği için öldürdüm. Ha, aksini düşünüyorlarsa söylesinler, siz de gereğini yapın. Toprak haddini aştı. Yılmaz iki kez sizin koltuğunuzda oturan kişiye hakaret edildiğini söyledi. Ünal Bey'le konuşuyorsun. Alparslan'la değil demesine rağmen toprak susmadı. Sonra sustu. Öldürmeyebilir miydi? Evet. Toprak toplantı bitmiştir dedi. Çekip gidecekti. Toplantı bitmiştir mi dedi? Evet, öyle dedi. O zaman hak etmiş. Ama benim öldürmemi hak etmiş. Senin değil delikanlı. Lütkunmalıydın. Susmalıydın. Beni beklemeliydin. Toprak sağ olarak burada olmalıydı. Onun yanında bana anlatmalıydın. Toprak burada oturmalıydı. Ben de kaset yerine toprağı suya atmalıydım. Sen de benim vekilim olarak onu gidip boğmalıydın.
Siz de toplantı koyduktan sonra Londra'ya gitmemeliydiniz Ünal Bey. Koştur koştur hayırdır, bir sağlık probleminiz falan mı vardı bunca işin gücün arasında? Sana mı soracağım İlyas? Sağlık problemlerim vardı. Kızımın sağlık problemleri vardı. Senin bir kere bile insan içine çıkarmadığın bunalımda bir genç kızı yeniden hayata döndürebilmek için onu yurt dışına çıkardım. Ve ona dedim ki hiçbir şey, hiçbir iş, hiçbir ticaret senin sağlığından daha önemli değil. Sen önce kendi sağlığını düzelt. Kendi kızın öldü, İlyas'ın nişanlısını kendi kızın zannediyorsun. Benim yeğenimi kendi vekilin zannediyorsun. Özkan'ı öldürmeyeyim diye kaçıp Londra'ya gidiyorsun. Herkesi, her şeyi bahane ediyorsun. Sen eskiden kaçan bir adam değildin. Senin sağlığın bozuldu. Yani sen bana diyorsun ki vehmediyorsun. Alparslan senin vekilin değil. Değil. Özer. Alparslan'ın kafasına sık. Benim basamda cinayet işleyen biri vekilim olmadan yapmışsa ölümü hak etmiş demektir. Buna itiraz edenin kafasına da sık. Hızır Reis. Alparslan Ünal Bey'in vekilidir derseniz iyi olur. Çünkü öyle. Demiyorum. Hadi öldürün. Üçümüzü de öldürün. Hızır Reis. Lütfen. Demiyorum ulan. Demiyorum. Alparslan benim abimin oğlu, benim vekilim. Senin vekilin değil. Toprağı da o kurşunu benim adıma sıktı. Özer Bey, sıra bana gelene kadar Ünal Bey'i indiririm. Ya da ben. Özer, Alparslan'ı öldür. Bakalım benim ölümüm ne kadar istiyorsun? Aa, Esra'cığım gel, gel. Biz de bütün aile toplandık. Merhaba abi. Merhaba kızım. Hadi eşyalarını topla. Bizimle gel. Abi, Ünal Bey'e sözüm var. Bundan sonra ondan habersiz bir yere gitmeyeceğim. Biriyle görüşmeyeceğim. Esra. Özlem'e de aynını yaptı. İlk önce benden ayırdı. Sonra kızı öldü. Yenisini buldu. Kızımın ölümünden bir gün bile seni suçlamadım. Ama sen her gün bu acıyı benim yüzüme vuruyorsun ve beni suçluyorsun. Ve ben seni her seferinde kızımın hatırına masamda adam öldürmene rağmen bağışlıyorum. Bağışlayabilmek için de seni vekilim yapıyorum. Şimdi sana son kez soruyorum.
kızımın gözünün önünde. Hızır'ın ve İlyas'ın yeğeni Alparslan'ı öldüreyim mi? Yoksa lideriyle konuştuğunu bilen bir vekil olarak haddini bilecek misin? Vekilimiz olarak Alparslan gereğini yaptı. Yapılması gerekeni. Siz de vekilinize, sizin gururunuza leke sürdürmeyecek bir şey yaptığı için teşekkür ederim. Tehdit etmeyin. Hele hele benim eski nişanlımın yanında. Kardeşimin sevgisi adına şimdi gidiyorum. Ama bu iş burada bitmedi. Bitmedi Hızır. Alparslan'ın kimin vekili olduğunu kafamda netleştirince bu konu bitecek. O zaman bir karar vereceğim ve bu kararı sana da bildireceğim. Şimdi çekilebilirsiniz. Müsaadenizle. Ünal Bey, ben İlyas'ı da, Hızır abiyi de, Alparslan'ı da çok seviyorum. Onlardan biri bir zarar görecek olursa... Görmedi kızım. Sayende bir zarar görmedi. Sen nasıl bir insansın? Ne demek silah çekmek? Kurallar İlyas. Ünal Bey'in vekiline çekemem. Ve masa Ünal Bey'in. Alparslan da yeğeniniz. Bu meseleleri şahsi algılarsanız bu masada olamazsınız. Hele bu masayı hiç yönetemezsiniz. Önemli değil Özer Bey. Şahsi algılamadım. Esra'nın yanında şov yapmak istedi. Amcamın canını acıtmak için. Acıttı da. Acıttı. Özer Bey. Seninkilerle konuş, bir görüşme ayarla. Ya Ünal'dan vazgeçsinler ya da biz Ünal'dan ve iki devirde silah çektiğin için senden kurtulalım. Şahsi algılamıyorsun değil mi?